bunu size anlatmak istiyorum. Değil mi? Anlatayım. Bir mahsur yok değil mi? Evet, kesinlikle anlatayım. Çünkü inanılmaz mahsur. Çünkü ne kadar yüksek olduğu belli olur. 5 kat falan yüksek. 15 kilometre yürüdük aşağı yukarı. Yeni şehre de baktık, eski şehre de baktık. Tabii köy çocuğuyum ben. Sırtım açıkta uyuyamam. Tabii. Buradayım. Arkadaşlar yatağımın çapından uzaklaşın. Tamam, biraz yatırın ya. Ne kadar değişebilir diye düşünüyorsun. 2,5 dolar bayağı pahalıymış. Evet. Limonata gibi bir şey bu. Dayı verdi bize, zorla aldırttı. Gökhan zipline yapmaya karar verdi. Zaten görür görmez vermişti sanırım da. Aa, bak ne bu? Lemur mu lan o? Rakun değil mi? Az önceki yemeğimiz 93 dolar tuttu. Yani 30 dolar kişi başı. Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra hepiniz tekrar kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Ben Anıl. Yaklaşık 10 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda kameradan utanan iki arkadaşım Gökhan Yıldırım ve Emre Kağan Erdoğan'la birlikte çok uzun zamandır planlamadığımız, aslında bir anda ortaya karşımıza çıkan, yaklaşık 2 ay sürecek 10 civarı ülke gezeceğimiz Karayipler ve Latin Amerika yolculuğuna başlıyoruz. Hepiniz tekrar videoya hoş geldiniz. Hadi gideceğiz mi? Arkadaşlar, biz hoş geldiniz. Ve Gökhan'ın Orta Amerika ve İspanyolca uzmanlığını kullanarak oraları gezeceğiz. Emre'nin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ülkeleri olacak. Benim de işte 65'ten artıyor. Gökhan abimizin 116'dan 125'e doğru giden yolculuğunda. Öyle geleceksiniz. Evliya Çelebi'miz de. Evet, onun yanına biz de eklendik. Şimdi biz şu an Sırbistan'dayız ve İstanbul'a giden uçağa biniyoruz. Belgrad'dayız. Neden böyle bir şey yaptık? Bunu size anlatmak istiyorum. Değil mi? Anlatayım. Bir mahsur yok değil mi? Evet, kesinlikle. Anlatayım. Çünkü inanılmaz mahsur. Çünkü Panama, yani şimdi Orta Amerika'ya gidiyoruz. Bilet baktık. En ucuz yer Panama'ydı. İstanbul-Panama uçuşumuz 1200 dolardı. Ama biz sağa sola bakarken Belgrad, İstanbul, İstanbul, Panama olan yine Türk Hava Yolları uçuşunu 610 dolara bulduk. Ve dedik ki o aradaki 600 dolar farkı gezdiğimiz ülkelerde yemeye, içmeye, otele, güzel deneyimlere ayıralım. Ve gidip 2 günde Belgrad'ı gezelim. Belgrad'a geldik, gezdik. Burada bir şeyler çekmedim çünkü bence çok anlamlı bir yer değildi. 10 yıl önce gelmiştim ben. Bir daha da zaten 10 yıl sonra gelirim. Ve şimdi havaalanındayız. 25-26 saatlik uçuşumuza başlamak için 6 saat önce geldik. Onu da eklersek işte 30 saatlik falan bir yolculuk bizi bekliyor. Şimdi İstanbul uçağına biniyoruz. 2,5 saat İstanbul'a uçacağız. 6 saat İstanbul'da bekleyeceğiz. Üstüne 15 saat kadar Panama'ya uçacağız. Arada Kolombiya'da duracak uçak, biz inmeyeceğiz, böyle bir dolmuş gibi insan indirecek, bindirecek falan derken Panama'ya varacağız. Bu videoda böyle başlasın istedim. Ben hayatımda ilk defa Amerika kıtasına gidiyorum ve Gökhan'la Afrika'da, Uganda'da, biliyorsunuz ki benim Afrika serimin ilk videolarında da vardı kendisi. Öldürüyor. Gökhan sıtma olmadan önce Gökhan'la gezmeyi çok hayal etmiştik ama başaramamıştık. Evet. Şimdi gerçekten güzel bir geziyi ilk defa yapacağız. Bakalım. 2 ay sürecek inşallah. 116 ülke gezmiş bir insanla gezmek nasıl bir şey olacak? Biz de ilk defa deneyimleyeceğiz. Size de elimden geldiğince göstereceğim. Sıra da bitti. Uçağa biniyoruz arkadaşlar. Nasıl geçti yolculuk? Bir uyumuşum. Yeni şu an uyandım. Uyuyor olabilirim hala. Geri dönebilir miyiz ya? Benim boynum koltukta kaldı. Şimdi 6,5 saat beklememiz var. Sonra devam ediyor. Uyuyacağım. Ben de şöyle uyuyacağım. Şunu da üstü örteceğim. Ulan üstünü bile örtüyor ya. Tabii köy çocuğuyum ben. Sırtım açıkta uyuyamam. Tabii. Belim kapalı olacak. 2 saat uyuyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 1 saat falan uyuduk. Sabah şu an saat 8.30. Uçağımızda yarım saat rötar var. Onu bekliyoruz. Enerji patlamasını görebilirsiniz. Sesi bile çıkmıyor fark ettiğiniz üzere.
Çantayı alıp yola çıkalı. Dün sabah. 14 saat oldu. 12, şu an 14 saat tam. Şimdi 15 saatlik uçuşumuz var. 29. Abi bir anlatsana, ne yapacaksın dönmeyip mesela? Ya biteceksiniz ya. Siz gittikten sonra ben Guatemala'dan tıkır 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 Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Costa Rica. 4-5 ülke yapıyorum. Sonra sanırım Costa Rica'da. Ya Haiti'ye giderim. Dominik'ten de sonrasında sen git, sen Luis, Bert, Bartley işte adlarını hatırlamadığım garip garip ülkelere gidiyorum. Zamanım yeterse Venezuela'ya girip birkaç gün takılıp oradan da Türkiye'ye gidiyorum. Yoldayız. 32 saatlik yolculuğu bitirdik. Uçakta gerçekten gösterecek hiçbir şey yoktu. Çünkü biraz da sinirlendim. Türk Hava Yolları kendi belirliyor şeyin pencerenin koyuluğunu. Ne dışarıdan bir şey çekebiliyoruz, ne dışarıyı izleyebildik. Hiçbir şey yapamadık. Yarım film izledim, uyudum. Sonra işte bizimkiler birazcık İspanyolca çalıştı, biraz ben çalıştım, biraz yemek yedik falan derken neyse ki bitirdik yolculuğu ve geldik. Şu an Türkiye'de saat gece 3, burada akşam 6.30, 7 falan. Perişan haldeyiz, uyumak istiyoruz ama bir taraftan da Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk defa geldim. Amerika kıtasına ilk defa geldim ben. İlk ülkem Panama oldu. Uzun zamandır böyle sırt çantalı eski gezi tarzımda bir gezi yapmamıştım. Bu tarzı çok özlemiştim. Hostellerde kalmayı çok özlemiştim. Önce biraz uyuyup, bir de güzel yemek yersek var bende. Uyuyup güzelce yemek yersek, şöyle birazcık beynimize kan giderse eğer, her şey çok daha güzel olacak. Pasaporttan geçtik. Panama vize istemiyor. Sonra da bu geldiğimiz yerde de bir tane form doldurmamız gerekiyormuş. Şimdi onu dolduruyoruz. Odamıza, otelimize geldik. Şöyle ki bir tane yatağımız var, bir tane de ranzamız var. Taş makas kağıt yapacağız. Kim yatakta yatacak, kim ranzada yatacak, ranzada da kim altta, kim üstte yatacak. Ben bunu hemen isterlerse çıkartalım oradan diyorum. Kameradan. Aynen, hemen. Hadi bakayım. Dur bir dakika. Evet, şu an gözüküyordu. Oyun yapacağız, sürü yapacağız. Hayır, 2-2-2. Öyle bir şey yok baba. Üçümüz, herkes yenen bu yatağı aynı alır. Aynı anda. İki kişi aynı anda yenen mi alacak bunu? Evet. Farklı yapan elenecek. Oğlum ben seni yeneceğim, sen onu yeneceksin, o beni yenecek belki oğlum. Üç kişi yapılır mı taş makas kağıt? Çok saçma, 2-2 yapılacak. 2-2 yaparsak da bu adam beni yendi diyelim. Ben seni yenmedim, ben direkt niye yeniyorum? Elenmiyorsun işte. Yani bir kişi tamam, ikiyi koy. De yenerse alacak. Tamam, koy. Zibeyler, kim başlıyor? Hayır. Büyük yatak için yapıyoruz. İki kişiyi yenen alır. Hadi. Kim yapıyor? İlk. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. 1-0. 3-2-1. 1-1. İşte bir sen ne yapacaksın? Şimdi siz yapacaksınız. Sen onu da yenebilirsen yatağı alacaksın. Yenemezsen sıfırlanıyor başa. Evet. Tabii. 3-2-1. Hadi gel. Ben her türlü buradayım. Arkadaşlar yatağımın çapından uzaklaşıyorum. Biraz yatırın ya. Evet. Ya kazanan olarak ben şu gördüğünüz kocaman yatakta yatacak kişi olarak şimdi şurada yatacakların şeyini yapalım. İşte bravo. Ben alttayım, güzel. Ben bu oyunda hayatım boyunca yenilmemiştim, iki kere arka arkaya. Kardeş burası Amerika. Tamam, yatağımızı da belirlediğimize göre artık yemeğe gidebiliriz. 30 saatlik yolculuğun üzerine şu kocaman yatakta tek başına olacak. Sus be. Olacak. O kadar güzel. Ama Latin müzikleri de başladı. Dans da öğreneceğiz buradaki 2 aylık sürecimizde. Dil de öğreneceğiz, her şeyi yapacağız burada ya. Burada abi bir yerin pahalı olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Artesanal yazıyorsa orası pahalıdır. Normal basit yerlere altına artesanal yazıyorlar, hoppa 3 kat. Panama çok pahalıymış, bunu hemen anladık zaten. Ama neye, ne kadar lezzetli bir şeye, nasıl porsiyonlara kaç para veriliyor onu hiç bilmiyorum. Bura bayağı güzelmiş. Bu Eskişehir kısmı hoşuma gitti. İnsanlar da var. Gelirken hiçbir yerde kimse yoktu. Bir garip, bir korkutucu falan böyle bir tatsız var gene ya, 2-3 kişi. Bak her köşede bir ablayla bir abi sohbet ediyorlar, konuşuyorlar.
oldu. Bir nadir ülkelerden birisi Panama. Dansla, müzikle falan başladık ve dev bir tabak söyledi Gökhan bize. Bu şey mi? Platin mi acaba? Karideslerimiz var, ahtapot var, midye var. Oo, acı, bayağı acı. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Todo foto Panama. Arkadaşlar, 6 saat uyuyabildik. Jet lag'den dolayı uyuyamadık daha fazla. Gece 4-4.30 hepimiz uyandık. Ve sabah 7 olmasını bekledik. Uçağın içinde zaten boğazım çok kötü olmaya başlamıştı. Sonrasında odada da klima açmak zorunda kaldık. Çünkü hava şu an bile 30 derece. Mecburen klimayı da açtık. Bir de o vurdu. Şu an boğazım aşırı kötü. Duyduğunuz üzere çok üzgünüm. Karşınıza böyle çıktığım için ama neler yaşanıyor paylaşmak istedim. Neyse Gökhancığımın yanında en iyi İspanyolca bilen, Latin Amerika'yı bilen o olduğu için bize abilik yapıyor. Tabii ki. Şimdi bizi götürecek, bize kahve içirecek. Sonra hat alacağız. Sonra Panama Amerika'ya da çok yakın olduğu için böyle elektronik aletler vesaire var burada. Onlar bir GoPro falan bakacak. Şöyle küçük bir Panama turu için buluştuk. Ayrıca şu anda Casco Viejo bölgesindeyiz, yani kolonyal bölgedeyiz. Tüm Güney Amerika'daki ülkelerin hepsinde bunun aynısı var. Ha, Casco Viejo Old Town mı demek? Kolonyal bölge işte. Buradaki adı Casco Viejo. Ha, her tamam. Ülkede bunun birebir aynısından var. Kilise, 3 tane sarı, kırmızı, yeşil renkli bina ve hediyelik eşyacı. Ama çok güzel ya. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Orası ayrı. Bırak gördüm. Aa, onun camında mermi mi var, bana mı giriyor? Patlamış camı. Sıkmışlar camı. Evet. Camı iyiydi. Tekerlek geliyor. Kırmızı oldu. Tekerlek yok öyle. Fernando María. Bayağı bir 45 dakikadır falan geziyoruz bu Eskişehir bölgesinde. Daha yiyecek bir şey bulamadık çünkü her şey çok pahalı Panama'da. Çok uzun süre boyunca burada vergi alınmıyor gelirden. O yüzden bütün büyük şirketler merkezlerini buraya taşımış, herkes buraya gelmiş, paralar buradan dönmüş falan derken işler böyle çok da kontrol edilememiş. Fiyatlar inanılmaz artmış. Şöyle bir yer var mesela, işte bakıyoruz kahvaltı yapalım diye. Kahvaltı tabakları 15 dolar. Bir de meyve suyu içeyim, üstüne bir de kahve içeyim dedim mi 25 dolarla çıkıyorsun. Dün akşam gelince yemek yedik işte. O büyük tabağa 35 dolar verdik. Bir de bira içtik, 60 dolarla kalktık masadan. 62 dolardı. Üçümüzün 5 bira artı 10 tane et şiş artı o tabak.
Aslında... Bir de bahşiş verdik $70. Yani pahalı, 3 kişi olunca çok pahalı değil de tek başına böyle yersen biraz evet. koyabilir yani. Otobayı evet. yiyemezsin tek başına. O yüzden hem acele etmeyelim, keşfedelim dedik, hem de fiyatlara bakıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, şimdi yeni yeni vergilendirme işleri başlamış burada. Yeni kanunlar her para kazanılan birçok alana dair yeni kanunlar yapılıyor. Bu sebeple de birçok yer bırakmış gitmiş, çekmiş gitmişler. O yüzden bu gezdiğimiz Eskişehir bölgesinin yani neredeyse yarısı ya kiralık ya satılık tabelalarıyla dolu. Şu ana kadar gözlemlerim bunlar. Burada garip, değişik içecekler oluyor abi. Ben çok seviyordum. Kola moda evet. O kısımlarda çok değişik bir şey yok. Şöyle Pringles'lar var. Minik, minicik. Sizinkini avutlanırım. Dilimli ananas var. Bana ne? Karpuz var. Üzüm var, mandalina var. Çok da farklı bir şey yok şu an. 1 litre mi? 1 litre ve 1,5 litre su, $2.5. Yani 70... 90. 85, 90 lira. 90 lira. Pahalı. Evet, su çok güzel bir şey, belirleyici. Ne kadar değişebilir diye düşünüyorsun. $2.5, bayağı pahalıymış. Evet. Bir saat yürüyüşün ardından Eskişehir yetti bize. Dedik ki şöyle bir gerçek şehre bir bakalım. Yola sokağa çıktık. Koku anında değişti. Hiç turist yok etrafta. Hat alacak bir yer arıyoruz. Hala kahvaltı yapamadık. Bundan var abi. Etçisi bir yer, tavukçusu bir yer, balıkçısı bir yer. No, aprendo, aprendo. ¿Así? Ajá. Sí, y... Cosas que no queremos saber, pero debemos aprender. Y personas... Hadi bu yeterli şimdilik. Şunun tadına bakmayalım mı bir tane? Ha, este. Un bollo. Un bollo. Bollo. Bollo de mantequilla eso. Bollo. 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 Un bollo. Bir tavuk almasak mı ya? Neyse. Hele bir yiyelim de. Huevito, huevito. Bunları yiyelim. Limon. Muz yaprağında bir şey mısır. Kelle diye bir şey var. Hey my friend Dominic, ya tú sabes, Dominic, Dominic, Dominic. Hello. Hey, what's up man? Yeah, abi. Ama çok güzelmiş. Koy oraya, ekranlar. Limonata gibi bir şey bu. Dayı verdi bize, zorla aldırttı. Bu da tavuklu, mısır unlu. Bayağı güzel bir şey. $9 tuttu yediğimiz her şey içtiklerimizle birlikte. Herhangi bir yere gitsek kişi başı $20-$22 kahvaltı yapacaktık. Burada 3'e içecekli çok güzel limonatalı kahvaltı yaptık. Ya paradan bağımsız olarak ne abi, yerliler ne yiyormuş? Hele biraz İspanyolca bilip de buraya gelip insanlarla konuştun mu falan? Tamam, güzel yemek yemek de güzel tabii ki de. Bir de konuşabildik de ha. Adam dedi ya, anlıyorsunuz konuşuyorsunuz. Yavaş yani. Klara dedi ya. Daha iyi anlarsın. Bes bes. Bunlara da başlayacağız. Hepsine başlayacağız. Hat almaya geldik. Yolun üzerindeki bir telefoncu aslında ama herkes satıyor hat. Pasaportlarımıza bilgilerimizi girdiler. Sınırsız internet. $5.35. $1 da hat parası var. 6.35'e 5 günlük sınırsız internet aldık. Ne enerjim var, ne yürüyebiliyorum. Yemek bir tık iyi geldi ama yine de böyle düzgün insan gibi 10 saatlik falan uykuya ihtiyacım var. Türkiye. Ben hayatımda ilk defa da böyle okyanus aşırı bir uçuş yaptığım için jet lag nedir falan, onları da hiç doğru düzgün yaşamadığım, böyle kendimce çözümlerim falan da yok. O yüzden bu süreç beni biraz fazla yordu. Ciğerim falan düşükmüş gibi hissediyorum. Bir yere geldik. Şimdi burada iki tane yer var. Bir bizim kaldığımız Eskişehir bölgesi var. Bir de yeni şehir kısmı var biraz daha. Ya oraya yürüyoruz, daha gelmedik bile ama. Kaç katlı olduğunu
tahmin bile edemeyeceğim yükseklikte gökdelenler var. Kaç katlı bunlar? Abi tahmini 25-30. Bunlar bir kütleri. Şu. Abi 50 var gibi. 50-60'ı var. Dev gökdelenler var. Hepsi tam okyanusun dibinde. Doğru düzgün tabii volkanik aktivite yok, deprem yok falan derken böyle yerlerde yaşıyorlar. Of. Yani şöyle yapayım. Bilmiyorum çok parlıyor mu ama ne kadar yüksek olduğu belli olur. 5 kat falan bu soldaki. Ben o kadar kötüyüm ki yalvardım. Ne olur dedim bir yere oturalım, oturduk. Çay kahve içtik. Kahveler 3 dolar. Çok pahalı değil ama pahalı olan yerler de var. Bu bulduğumuz yer onlardan bir tanesi değil. Mesela şu 2.75. Üstündekiler bildiğiniz Amerikan doları. Bu Portekizlerin meşhur tatlısı Nata 1.5 dolar. Sonra buradaki seçenekler işte 2.95, 2.5, 3 diye devam ediyor. Buradaki tatlılar da 3.5, 4.5. Civarında güzel bir yer. Kliması var. Güzel kahvesi var. Oturduk, yedik, içtik. Ben içemedim. Emre'ninkini getirmedi çünkü. Unuttu kız. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Olsun. Ama ben zaten hola hermano. Que paso? Hola. Que tal? Que paso? Gökdelenlerden oluşan kısmına geldik. Burada da gezdik dolaştık birazcık. Bizimkiler bir kamera vesaire baktı. Fiyatlar Amerika ile birebir aynı neredeyse. İşte GoPro mesela Amerika'da 399 dolardan satışa çıkıyor. Geçen hafta mı? 10 gün önce mi ne satışa çıktı? Burada da 410 dolara satıyorlar. Yani Panama zaten Amerikan dolarını da birebir tutuyor kendi para birimleriyle. Ve birçok bulabileceğiniz şey de aynı fiyata. Şehrin merkezine gelince trafik de inanılmaz arttı. 4 şerit, 5 şerit yol var ama trafikten kimse bir yere gidemiyor. Biz şimdi bir de burada okyanus kenarına gidip bakacağız. Sonra herhalde taksiye binip döneriz artık. Muson başladı. Çok hızlanacak gibi durmuyor ama böyle yürürken etraf güneşli, bir anda yağmur başlıyor. Çünkü Karayipler'in yağmurlu döneminde, yağmurlu dönemin sonlarına doğru geldik biz buraya. O yüzden çok hızlanacak gibi görünmüyor ama yine de her gün böyle yağmur geçişi göreceğiz bu gezi boyunca. İyi olur, serinletir. Bir de motorum yok ya zaten. Ben çok da şikayetçi değilim abi. Ne olacak? Motorum var. Aman elektroniklerim su geçirir mi? Is geçirir. Ama bu yağmurdan bir şey olmaz. Aman elektroniklerim ıslanacak. Aman yol çamur oldu. Aman bu ülkede düşersem, şaşarsam ne yaparım? Hiç derdim yok ya. O yüzden çok keyfim yerinde. Oh ya. Ya. Oh. Şöyle bir kapak fotoğrafı çekeceğim. Bir yere geldim. Şöyle yapayım. Tada! Şehri bayağı yürüdük bugün gerçekten. Yorgunum falan demedim. Ben de ayak uydurdum bizimkilere. Ve işte 6-7 bu tarafa, 6-7 bu tarafa 15 kilometre yürüdük aşağı yukarı. Yeni şehre de baktık, eski şehre de baktık. Yani güzel şehir. Kurtarılmış bir yer gibi diyor Gökhan. Çok mantıklı. Çünkü yani güvenli. Güvenli denmez de güvensiz değil diyeyim. O arada ciddi bir fark var çünkü. Yani ne bize bir herhangi bir rahatsızlık veren olduğu, ne bir tedirgin olduğumuz bir an olduğu. Birçok yerde böyle güvenlik kameraları vesaireyle şehri de takip ediyorlar zaten. Aa bak ne bu? Rakun. Lemur mu lan o? Rakun değil mi? Rakun. Lan gel. Gel.
bakayım. Şişt, buraya buraya. Oğlum korktum hayvan yaklaşınca. ne diyordum ha? Güvensiz değil. Eskişehir'e de Yenişehir'e de yürüdük. Eskişehir çok güzel ama bence fazla fazla pahalı. Yenişehir'de çok daha güzel, böyle yeme içme için de uygun fiyatlı yerler var. Çünkü orada artık her ekonomik gelir düzeyinden insan var. Burası da şehrin otobanının kenarında, böyle okyanus yanında. Ve her yerde satıcıların. Buenos días. Buenos tardes. Her yerde satıcıların vesaire olduğu çok güzel bir yürüyüş alanı. Bir tarafa da asfalt yapmışlar. Orada da insanlar bisiklete biniyor, paten biniyorlar falan. Ya böyle bir 4-5 bin dolardan başlayan bir geliriniz varsa, işte buraya bir şekilde bir iş teklifiyle falan gelme ihtimaliniz varsa gelinir, yaşanır. O yüzden de değil mi? Şimdi sahilin kenarında yürürken şöyle bir bina gördüm. Üstünde kablolar var. Şimdi siz tabii GoPro'dan göremeyeceksiniz. Güneş de tam orada. Böyle V şeklinde şöyle duran bir bina ve bu iki ucun arasında kablo var. Bu kablo ne ya falan diye bakarken bunu, aman diyeyim, şeylere dokunmayın, yeni boyuyorlar ha. Kırmızıya dokunmayın. Güzel kokuyor ha. Bak abi boyuyor zaten. Üstüne platform falan yapmışlar. Bayağı zipline gibi duruyor. Bir baktık altında AVM var. Üstünde de böyle bir şeyler yiyip içebileceğiniz falan yerler var. Dedik ki gidelim. Bir bakalım. Böyle. Hem şöyle bütün şehre yukarıdan bakmış oluruz. Hem biraz oturup sakinlemiş bir şeyler yiyip içmiş oluruz belki. Bir bakalım. Ben biliyorsunuz ki Afrika'da bungee jumping yaptıktan sonra böyle ekstrem sporlara çok yanaşmıyorum. Korkuyorum çünkü. Ama Gökhan ben yaparım diyor. Yaparsa GoPro'yu ona veririm. O çeker. Niye ben zipler çekiyorum abi? Sen destekçilerin olacaksın. Gracias. Evet. Enjoy. Thank you so much. Gökhan zipline yapmaya karar verdi. Zaten görür görmez vermişti sanırım da. Yine buraya gelince böyle yalandan bir düşündü. Bizde onar dolar. Gracias. Biz de onar dolar para verdik. En yukarıya çıkıp oradan orayı izlemek için 38. kata çıkıyoruz. Gökhan zipline yapacak. Heyecanlı mısın? Yani daha önce 112 metreden aşağı atlamışlığım var, uçaktan atlamışlığım var, yamaç paraşütü yapmışlığım var. 38. katta 20 metre git gel yapmak yani. Vay. Ama yine bir içimde bir şey var yani. Ama birazcık da Panama'da yapmak. Evet, o biraz gerdi. Ama hani Zimbabwe'ye güvendiysek Panama'ya da güveniriz yani. Tabii. Hani rooftop'ta böyle evet. Bir şey, yani böyle bir sistem. Diğerinde gidiyordun, direkt bağlıyor, atıyor seni aşağıya. Oradan sonra ben atamaya keyfim. Karar veriliyor mu? Ben güvende atıyorum. Bekliyordur bence. Tabii oğlum, parayla değil mi? Ne olacak? Bagajiz. Zipline 35 dolar. Sadece yukarı çıkmak 10 dolar. Evet. Sen dersin ki atıyorum 25 daha vereyim, ben de atlayacağım. Geldik. Kulağa basınç geldi mi? Gelmez mi ya? Açtım. Vay 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 vay. Babanın ki ya, bu ne oğlum? Çok yüksek bu. Ben şu an atlamak için para vermiş olsam da yapamazdım. Aşağı zor bakıyorum. Aşağıda da otelin havuzu var. Bayağı da güzelmiş manzara. Ama gerçekten çok yüksek. Hiç benlik bir iş değil bu. Yapacağım mı? Abi düşersen bu mu koruyacakmış seni? Evet. Bunu plastik. Bir dakika, o Gökhan değilmiş ya. Esmerliğinden karıştırdım. Ayaklar hala böyle. Nasıldı? Ama çok güzel. Daha çok güzel. Bakmaya şansım oldu mu acaba? Yani bir 3-4 kere baktım.
Ama hatta çok hızlı gidiyor. Hmm. Hani o yüzden kısa da sürüyor. Ama 2-3 saniye böyle atlıyorsun ya. Ha. Orada bir lan acaba mı o çelik halatlar dedim. Ama çok keyifli abi. Net. Ya Panama'ya gelince buraya gelin. 10 ben dolar. Yapmasanız bile. Tabii 10 dolar. Ya şu manzarayı görmeye belki oturup bir çay kahveye, işte bira, kokteyl içmeye gelinebilir. Çok güzelmiş gerçekten. Yapacaksın mı? Bence yap. Emre de yapacak. Evet. Karar verdi, gaza geldi. Hadi bakalım. Okyanusa karşı. Çok da güzel görünüyor ya. Sağa sola bakmayı unutma. Buradan oraya gidişini çek. Sen de sadece o karşıda dur abi. Olur mu? Gidiyorum. İçerik üretici arkadaşımıza destek veriyoruz. Bunu üzerimde vermem gereken şeyler var. Benim gözlük falan nerede? Bey be, etraf sağ solu. Çok iyi bir şeydi. Ben bir daha yapacağım. Şöyle bir ceviche söyledik ilk başta. Ha bu arada atladık arkadaşlar, da bir adrenalin sayesinde karınlara acık, şekerleri düştü. Çok güzeldi. Hemen geldik. Böyle bir dev bir market, açık hava marketi. Üçümüz de birer yemek seçtik. Allah'a emanet seçtik. Hiç hiçbir fikrimiz yok. Ne söylediğime dair hiçbir bilgim yok. Hiçbirimiz yok. Ama ortaya güzel bir ceviche söyledik. Şöyle soğanlı karışık deniz ürünü salatası. Karides var. Ahtapot var. Soğan var. Kraker var. Ve gerçekten çok lezzetli. Evet, yemeklerimiz geldi. Önce şöyle bir muzları var bunların. Bir tür muz ama asla sararmayan, böyle yeşilken kızartılarak, işte un yapılarak falan tüketilen bir tür. Bu da çok benzer bir versiyonu. Karidesli pilav seçtim. Emre karışık deniz tabağı. Gökhan kral tabağı. Lütfen. Gerçekten güzel bir yemekle noktalayacağız günü. Zaten işte hafif böyle tropik zamanda gelmiş olmamızın da etkisi, hava kapandı. Yağmur yağacak muhtemelen birazdan. O yüzden yağmur yağmadan kaçıp artık dinlenmeye geçeceğiz. Şöyle bir göstereyim. Ben bir an önce yemeye başlayayım. Çünkü karnım doymadı. Gökhan seninkinden biraz alayım diye Gökhan'ın yemeğine salça olacağım. Sanırım ikimiz de olacağız. Minik ahtapot. Burada deniz ürünleri çok şey. Tek atar mıyım? Tek atacaksın zaten. Isırırsan ayıp olur ona. Sosları var ya, o kadar güzel ki. Yani şu sosu... Güzel yemekler, adrenalin dolu bir günün ardından otelimizin teras, balkon, böyle üst kattaki ortak alanına geldim. Hem dedim bir buraya ben bakayım, hem de size göstermiş olayım. İnsanlar yemek yiyor, arkada insanlar çalışıyor. İçeride de var bilgisayarını açıp çalışanlar. O yüzden böyle en kimseye rahatsız etmeyeceğim yere geldim. Çok güzel sokakların böyle dar, her balkonunda ayrı bitkiler ve ayrı çiçekler olan sokakların olduğu bir yermiş burası. Ben Panama'yı çok sevdim. Çok pahalı bir yer ama gerçekten paran varsa, harcayabilirsen çok kaliteli vakit geçirebileceğin, çok keyifli vakit geçirebileceğin de bir yer. Az önceki yemeğimiz 93 dolar tuttu. Yani 30 dolar kişi başı. Yani genel olarak öğünler böyle sabah kahvaltımızdaki gibi 3 dolara. Yani öyle lokal bir yer bulmuyorsan 20-25 dolar civarında kişi başı. Biz biraz fazla bira içtik bu sefer. 30'a yuvarladık o fiyatı.
Ama yani param varsa çok keyifle gezebileceğin, ama az param var gezeyim dersen de biraz zorlanabileceğin bir yer belki Panama. Böyle özetleyebilirim. Şimdi bundan sonra da Panama'nın içinde bir yolculuk yapıp Panama kanalına giderek bu Panama kısmını bitireceğiz. Çünkü şöyle de bir şey var arkadaşlar. Panama'da yerliler var. İşte gidiyorsun, ziyaret ediyorsun, rehberle götürüyorlar, tur satın alıyorsun vesaire. Ve ben Afrika'da çok kabile gördüm, çok yerli insan grubu gördüm. Böyle bazıları gerçekten hala aynı hayatı yaşayan insanlardı. Ama bazıları sadece aslında para kazanmak için orada yaşayan açık hava müzesine dönüştürülmüş yerlerdi. Panama'dakiler yani ya çok büyük maliyetler ve çok büyük emekler gerektiriyor ya da biz ulaşamıyoruz. O yüzden burada da böyle bir yerli ziyaret, yerli kabilesi ziyaret etme işine falan hiç girmeyeceğiz. Çünkü işte 140-150 dolara mal oluyor kişi başı. Sonra burada çok meşhur adalar var. Özellikle San Blas ada serisi var. Böyle tık 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 küçücük küçücük arkipelago denilen adalar var. Bugün birkaç yere fiyat sorduk. Oradan da 140-150 dolar civarında fiyat aldık. Yani gittik, ettik, geldik falan derken o günün bize toplam maliyeti 500 dolar olacak 3 kişiye. Ya yani o 500 doları gideceğimiz ülkelerde işte Jamaika'da, Dominik'te, Guatemala'da falan çok çok daha güzel deneyimlere harcayabiliriz diye düşünerek oralara da gitmeme kararı aldık. Biraz böyle fazla fazla yer gezmiş olmanın böyle etkileri var. Yani belki 10-15-20 ülke gezip görsen Panama'nın adası gerçekten çok ilgi çekici olabilir. Çünkü çok güzel yerler. Hani güzelliğine asla bir şey diyemem. Ama bunun gibi birçok yer de görünce ya 150 dolara değer mi? Değmez muhtemelen falan gibi bir karar değişikliği yapma şansımız oluyor. İşte bugünün özeti bu. Çok uzun bir gündü bu sesimle. Bu yorgun suratımla birlikte beni buraya kadar izlediğiniz için gerçekten hepinize teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda böyle olmayacağını zaten biliyorsunuz bu zamana kadar izlediğiniz videolardan. O yüzden bir sonraki videoya kadar siz kendinize iyi bakın. Ben de iyileşeyim. Sıradaki videoda yine Panama'da görüşeceğiz arkadaşlar. Sağlıkla kalın.